Günaydın değerli izleyenler. Bugün 9 Nisan Cuma. Ben Zeynep Erataman. Bloomberg HT'de ilk söz başlıyor. Türkiye'de son 24 saatte 55.941 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. 258 kişi ise hayatını kaybetti. Hasta sayısı 2.316 olarak açıklandı. Toplam vefat sayısı 33.201, ağır hasta sayısı 2.615 oldu. Bu arada Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, turizm personelinin aşılanmasının yaz başlamadan tamamlanacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın D8 Teşkilatı 10. Zirve toplantısında yerel parayla ticaret mesajı geldi. Erdoğan toplantıda ülkelerimizi kur kaynaklı risklerden korumak için yerel parayla ticarete ağırlık vermemiz şart dedi. Uluslararası Para ve Finans Komitesi IMF'si küresel finans koşullarının hızla sıkılaşması durumunda artan finansal kırılganlıkların risk oluşturabileceği konusunda uyardı. Uluslararası Para Fonu ile Dünya Bankası'nın bahar toplantıları kapsamında düzenlenen 43. IMF'si toplantısının sonuç bildirisi yayımlandı. Komite para politikasının uygun olan yerlerde destekleyici kalması gerektiğini ifade etti. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Euro bölgesi ekonomisinin salgının etkisinden yavaşça kurtulacağını öngördü. Lagarde, Ekim 2020'den beri aşılama kampanyalarında kaydedilen ilerleme ve ekonomilere sağlanan güçlü politika desteği sayesinde küresel umutların arttığını belirtti. Merkez Bankası Meclisi üyelerinden Profesör Doktor Hobikoğlu Para Politikası Kurulu üyeliğine seçildi. Ve rakamlarla devam ediyoruz. Borsa İstanbul 100 ana endekste %0.09, yani yatay bir düşüşle dünü tamamladık diyebiliriz. 1416 puanda günü kapatan borsada bir puanlık düşüş vardı. 15.8 milyar TL'de iş hacmi gerçekleşti. Bankalar %1.09, holdingler %0.17 hareket etti. Bankalar düşerken holdingler yükseldi. En çok kazanan tarafta %2,10'la gıda ve içecek. En çok kaybeden tarafta ise %2,11'le ulaştırma sektör endeksi yer aldı. Bugün içeride saat 10'da Merkez Bankası'ndan gelecek beklenti anketini takip edeceğiz. Çin'de bu sabah enflasyon verileri açıklandı. Detaylarını az sonra paylaşacağız. Almanya'da sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi rakamları saat 9'da geliyor. Amerika'da 15.30'da üretici fiyat endeksini karşılayacağız. Bunların öncesinde MSCI Türkiye ETF'i New York işlemlerini %0.21 yukarıda tamamlarken Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i 438 bas puanda. Döviz sedyat hesabında bir önceki hafta yerlinin pozisyonlanması 2,5 milyar dolarlık azalışla 221,2 milyar dolar seviyesine işaret etti. Pariteden arınmış şekilde döviz sedyat hesaplarında 2 milyar dolarlık düşüş var. Yabancının hisse pozisyonlanmasında 364 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senedi pozisyonlanmasında ise 140 milyon dolarlık satıma gittiği açıklandı. Aynı haftada Merkez Bankası'nın döviz rezervi brüt tarafta 50,9 milyar dolardan 48,01 milyar dolara, net rezervi ise 12,8 milyar dolardan 10,7 milyar dolar seviyesine geri çekildi. Merkez Bankası tarafında dediğimiz gibi Elif Hobikoğlu'nun PPK üyesi olarak seçildiği haberi geldi. 15 Nisan toplantısında kendisi üye olarak yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel parayla ticaret çağrısını az önce aktardık. Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan FAO'nun gıda endeksi fiyatlarda Mart ayında 118,5'la beklentinin üzerinde gerçekleşti ve 10 ay üst üste küresel gıda fiyatlarının yükseldiğini ortaya koydu. Batı Çimento tarafında %30 hissenin çift ay inşaata 774 milyon TL'ye devredildiği haberi geldi. Bugün Kua Granit tarafında borsada işlem görmeye, Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağını da aktaralım. Aynı zamanda ihracat beklenti endeksinin 10 yılın zirvesinde açıklandı. Çaykur'un 2020'de 547 milyon TL zarar etmiş olması dikkat çekiciydi. Merko Gıda ise Frigopak'ın %25'ini 69,8 milyon TL'ye satın aldı. Frigopak'ın konuyla ilgili açıklaması 25 Mart'ta kapa düşmüştü, hatırlatalım. Dün itibariyle tahvil piyasası kapanışlarında gösterge bileşik 18,56, 10 yıllık kağıdın bileşik getirisi ise 18,28'de kapanış yaptılar. Dün itibariyle kurlara baktığımızda ise Euro
Euro'nun ve Yen'in dolara karşı performansı dikkat çekiciydi. Dolar endeksi 5 ayın en sert haftalık kaybına yöneldi. Euro ve Yen'deki kazanımlar eşliğinde. Dolar endeksi bu sabah bizi 92.12'de karşıladı. 92.06 düzeyi ise dolar endeksi için 2 haftanın en düşüğüne işaret etmişti. Euro dolar tarafında 1.1906 seviyesindeyiz. Bu da 200 günlük hareketli ortalamaya yakın olduğumuz anlamına geliyor. Dolar TL'ye yansıması 8.1462, Euro TL'ye yansıması 9.7044 ve sepet kurda yeni gün Asya kotasyonunda 8.9250'lerde. Rakamlar böyleyken Avrupa piyasaları kapanışında dün rekorlar vardı. Veri ajandasında Almanya'nın fabrika siparişleri Şubat'ta %1,2 piyasanın beklediği şekilde aylık bazda yükseliş gösterdi. IMF tarafındaki Dünya Bankası ile toplantılar bir yandan izlenirken Lagarde Euro bölgesi için tünelin sonundaki ışığın göründüğünü söyledi. Avrupa Merkez Bankası'nın tutanakları dün açıklandı. Bugüne bakıldığında büyüme üzerinde riskler dengeli şeklinde bir açıklama vardı. Bu hafta Avrupa Merkez Bankası'ndan önce Klasnot, dün de Holtzman'ın yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Pandemiyle mücadele için oluşturulan PEP programının 3. çeyrekten itibaren devreden çıkabileceğine işaret eden haber akışı devam etti. Fransa'dan sonra düzeltelim. İspanya tarafında da büyümeyle ilgili tahmin aşağı yönlü revize edilecek gibi gözüküyor. Fransa'dan bu hafta gelen açıklama büyümeyle ilgili tahminin %5'e çekildiğine işaret etmişti. İspanya tarafından gelen açıklamalarda %7 civarında büyüme bekliyoruz ama aşağısı da olabilir şeklinde. Stoxx 600 endeksi de %0.6 yükselişiyle rekora imza attı. Yanı sıra yiyecek içecek sektörü %1,6'lık kazanımıyla Avrupa'da da dün en çok kazanan taraftaydı. Aynen Borsa İstanbul'da gördüğümüz gibi dün itibariyle gelen haber akışında FED tutanaklarının ortaya koyduğu gevşek para politikasının devamına işaret eden mesajlar, aynı zamanda Joe Biden'ın ortaya koymuş olduğu altyapı yatırım programı için vergi artışı finansmanında tartışmaya açığız değerlendirmesi borsalar için yükselişi beraberinde getirdi. Amerika tarafında da haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklandı. 744 binlik seviye piyasa beklentisi üzerinde ama bu kötü veriyi piyasa çabucak üzerinden attı. Stoxx 600'den sonra Amerika tarafında da S&P 500'de Dow'da yine yeni rekorlar takip ettik. Dow Jones 33.503 puanda, S&P 500 kapanışı 4.097'ye işaret ediyor. Nasdaq tarafında da %1'in üzerinde kazanımla pozitif yönde bir ayrışma söz konusu oldu. Bu arada çip krizi Apple'a da yansıdı. Apple MacBook ve iPad üretimini erteleyeceğini açıkladı. 7 Çinli kuruluşa Amerika tarafında kara listeye alındınız mesajı geldi. Yanı sıra haftalık bazda bakıldığında pazartesiden bu yana kazanımda Dow Jones'ta %1,6, S&P 500'de %1,9 ve Nasdaq'ta %2,5'luk kazanımlar söz konusu oldu. Fed Başkanı Powell dün açıklama yaptı. Toparlanmadan aldıkları mesajların karışık olduğunu ve toparlanmanın tamamlanmaktan uzak olduğunu söyledi. Aylarca düzenli şekilde güçlü verileri görmeden politika değişimi yapmamalıyız dedi. St. Louis Fed Başkanı James Bullard da dün konuştu. Pandemi bitmeden politika değişikliğini konuşmak anlamlı olmaz mesajı verdi. New York Fed'in yaptığı bir araştırma var. Orada deniyor ki canlandırma programına ilişkin gönderilen çekler tasarrufa yöneliyor. Amerikan ekonomisi canlansın ve dolayısıyla harcama tarafına kazandırılsın diye gönderilen çekler bu amaçtan sapıyor şeklinde değerlendirme vardı. Hal böyleyken Asya tarafına döndüğümüzde Çin'de bu sabah enflasyon verilerini karşıladık. Enflasyonda Mart'ta tüketici fiyat endeksi %0,4 ile beklenti üzeri gelirken üretici fiyat endeksinde de %4,4'lük bir yukarı yönlü hareket yaşandı. Tencent destekli fintech şirketi Link Logis Hong Kong borsasında işlem görmeye başladı. İlk gününde %8 kadar primli hareket etti. AstraZeneca Oxford aşısı ile ilgili olarak Afrika ülkeleri almaktan vazgeçtik diyor. Avustralya ve Filipinler ise kullanımı kısıtladıklarını açıkladılar. Haber akışı böyleyken Tokyo borsası yukarıda, geriye kalanlar aşağıda, işlemler devam ediyor. Saat 8'den sonra Asya borsalarının detaylarını Dubai'den Ersoy Erkazancı aktaracak, hatırlatalım. Ve gidelim buradan bir de Amerika'da vadeliye haftanın son işlem gününü nasıl açabiliriz? %0.35'e varan yeşil ekranlar yansımış durumda. Dün itibariyle haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklenti üzeri gelince tahvil faizi Amerika'da hafifçe geri çekildi. Bu sabahta yine 10 yıllık kağıdın faizine baktığımızda 1.63-33 seviyesi karşımıza geliyor. Emtia cephesinde de dolarda ve Amerikan tahvil faizinde dün gördüğümüz geri çekilme altın fiyatını %1.1 kadar yükseltti. Bir ayın zirvesini gördü altın fiyatı, 1758,5 dolar civarıyla. Bu sabah ise 1753,5 dolarda hareket etmekte. İçeri yansımasında gram altın yeni güne 458 TL'de başladı. Bununla birlikte yine petrol fiyatlarına baktığımızda OPEC artının kademeli şekilde arz
arzı artıracak olmasıyla beraber gelen fiyatlama bu hafta %2 ila 3 civarında petrol türlerinde düşüşe işaret etti. Şu ana kadarki fiyatlama böyle. Canlı rakamlarda ise bu sabah Amerikan tipi ham 59 dolar 72 sentte, Brent petrolde ise 63 dolar 19 sentteki işlemleri takip ediyoruz. Dün Avrupa borsaları kapanışında rekorlar vardı dedik. Detaylarını alacağız. Londra'ya uzanıyoruz ve karşımızda Ceren Dilekçi var. Avrupa borsaları İtalya ve Almanya hariç günü sınırlı yükselişlerle tamamladı. Alman DAX endeksi yatay seyrederken İtalya borsasında %0.6'ya varan oranda değer kaybı hakimdi. Fransa borsası ise 21 yılın zirvesine tırmandı. Avrupa Merkez Bankası tutanakları açıklandı ve tutanaklarda ekonomiye dair biraz daha az endişeli oldukları yetkililerin gözler önüne serilmiş oldu. Çünkü tahvil faizlerinde son dönemde yaşanan yükselişin daha sınırlı olduğuna dikkat çektiler. Bununla birlikte politika yapıcıların gerektiğinde tahvil alımlarını azaltmaya hazır olduğuna dair mesaj paylaşmalarının etkisiyle Euro bölgesine tahvil faizlerinin gerilediğini takip ettik. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde ise Euro bölgesi görünümü üzerinde risklerin biraz daha dengeli olduğunu söyledi ve gerekmesi halinde pandemi acil varlık alım programında bir ayarlamaya gidebileceklerini ifade etti. Almanya'da fabrika siparişleri verisini gördük. Fabrika siparişleri Şubat ayında %1.2'lik bir artış kaydetti ve beklentiler dahilinde geldi. Fakat son dönemde Almanya'da yeniden karantinaya gidilebileceğine dair haberlerin arttığını görmekteyiz. Özellikle eyalet başkanlarının kapanma önerilerine Merkel'in daha sıcak baktığı ifade edilmekte. Amerikan borsa kapanışında da rekorlar vardı. Onun da detaylarını alacağız. New York'a gidiyoruz bu defada. Karşımızda Melike Ayan var. New York'tan selamlar. ABD borsaları dünü de alımlarla dolu bir gün olarak geride bıraktı. En çok Nasdaq'ın yani teknoloji sektörünün ki S&P 500'ün içindeki teknoloji sektörünün de kendisini öne attığını, öne çıkardığını gördük. Bu da neden Fed'in Powell'ı böyle güvercin mesajlar verip bir yandan enflasyon endişelerini bertaraf edince yukarı çıkmaması için hiçbir sebep yoktu 3 endeksinde. 10 yıllıklarda 2 haftanın dibine düştü yine Powell'ın sözleri sayesinde. Sadece Powell değil, Minneapolis Fed Başkanı Kaşgar'dı. Enflasyon %4'e bile çıksa endişelenmem, panik olmam. Ve bunlar bertaraf olabilir. Fed devreye girebilir. Elimizde alet edevat yeterli enstrüman var. Buna müdahale edeceğiz diyen Powell gerçekten ortalığı yatıştırdı ki zaten Nasdaq da 12 Şubat'tan itibaren gördüğü rekor zirveyi dün yaşadı. Dün bir yandan da işsizlik sigortası başvuruları yeni bir sürpriz yukarı çıkışla karşımıza geldi. İkinci haftada da 16 bin bu sefer yukarı çıktı. 744 bine geldi. Beklenti 694 binde. En çok Kaliforniya, en çok New York yine artış gösteriyor. Ohio, Texas'ta düşüş var ama az bir düşüş var. Ve AstraZeneca'nın kendi yukarı attığı, GameStop'un da kendi yukarı attığı dün de altın yeşildeydi. Petrolde yine OPEC artı, OPEC Plus'ın arzı artıracak demesiyle birlikte Hindistan'da COVID-19 vakaların artması nedeniyle yine kırmızıdaydı diyorum. Söz tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike'nin bıraktığı yerden her sabah olduğu gibi dış basın turuyla başlıyoruz. Bugün itibariyle eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı halen de İtalya'nın başbakanı olan Mario Draghi'nin açıklamalarına Ankara'nın tepkili olduğu haberi Bloomberg'de yerini almış durumda. Super Mario lakabıyla tanınmış olan Mario Draghi'ye baktığımızda İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gayani'nin çağrıldığını Dışişleri Bakanlığı'na görmekteyiz Bloomberg'ün satırlarında. Detaylara geldiğimizde Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanları'nın Ankara'da ağırlanmasında von der Leyen'in von der Leyen'in oturtulma şekline tepki ile ilgili dün itibariyle konuşurken İtalya Başbakanı Mario Draghi Cumhurbaşkanı'na atıfta bulunarak bu tip diktatörlerle Avrupa Birliği'nin muhatap olması gerekir minvalinde bir açıklamada bulundu. Buna ilişkin de elbette tepki yağdı. Hemen şöyle bir detayları da verelim. Bloomberg'ün biraz dışına çıkalım. Ankara'dan gelen yeni tepkiler de var. Sadece Büyükelçi Gayani'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasının dışında gelen tepkiler de var.
Onları da hemen kısaca Habertürk'ten sizlere aktaralım. Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili çirkin ifade geri alınmalı şeklinde bir açıklamada bulunuyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş bizden diktatör çıkmaz dedi. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yine Twitter'dan açıklaması var. Hadsiz ve edep dışı diyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de esefle kınıyoruz şeklinde bir açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hadsiz ve mesnetsiz dedi. Adalet Bakanı dönsün kendi tarihine baksın şeklinde açıklama yaparken Meclis Başkanı Şentop da Draghi'nin ifadelerini kınadığını ifade etti. İletişim Başkanı Altun diplomaside yeri yok şeklinde tepkisini ortaya koydu. Ve elbette bu haberin detayları uluslararası basında bir miktar bu sabah yer kaplıyor. O nedenle aktardık. Fakat farklı başlıklar da var. Örneğin Business Insider tarafına gittiğimizde Amerika Birleşik Devletleri'nde Merkez Bankası Başkanı, Fed Başkanı Powell eski ekonomiye geri dönmeyeceğiz. 9-10 milyon kadar hala Amerikalı istihdam piyasasının dışında kaldı. Dolayısıyla bu insanları kazanmakla bile kalıcı bir hasar yine de ekonomiye verilebilir. O yüzden gevşek para politikasına devam sinyali verdi dün yapmış olduğu açıklamada. Mart ayına ilişkin tarım dışı istihdam raporu beklenti üzerinde gelmişti ama IMF'nin düzenlediği video konferansta Powell konuşmacı olduğunda uzun vadeli işsizliğin, özellikle bu süreçte işsiz kalanların becerilerini kaybetmesinin ekonomiye verebileceği hasarları ele aldı. Bu konu çok ciddi dedi. Hizmet sektöründeki özellikle kayba, yine düşük maaş alanlarda kadınlar tarafında, azınlıklar tarafındaki istihdamdaki problemlere işaret etti. IMF Başkanı Georgieva ise örneğin yeşil ekonomi olmak üzere ekonominin pandemiden çıkması esnasında daha fazla yükselişe geçebilecek sektörler tarafında da insanların eğitilmesinin istihdam piyasasına esneklik kazandıracağını ifade etti. Georgieva aynı zamanda Biden'ın 2.3 trilyon dolarlık altyapı programının da arkasında durdu. Ona destekleyici ifadeleri de yine dikkat çekti. Bu haber başlığı Business Insider'da bu sabah değerlendirildi. Market Watch'a geldiğimizde ise farklı bir Fed başlığıyla karşılaşıyoruz. Orada New York Fed araştırdı. Acaba canlandırma çekleri ne kadar ekonomiye yarıyor? Detaylara baktığımızda ortalamada hane halkları 3.162 dolarlık çek 3. turda ele geçirmiş oldular. 600, 1200, 1400 dolarlık fark etmez. Bu çekler nereye gidiyor? Ekonomiye ne kadar faydası olacak tartışılıyor. İlk çekler gittiğinde hane halkları çeklerinin %29'unu kenara koymuşlardı. Geriye kalanını harcayacaklarını söylemişlerdi. İkinci roundda bu oran %26'ya kadar düştü. New York Fed'in yaptığı 1300 hane halkı arasındaki ankete bakıldığında üçüncü turda daha farklı sonuçlar karşımıza çıktı. Üçüncü turdaki çeklerin yaklaşık %42'si geçen yılki çeklerdeki %36 orana bakılacak olursa tasarrufa işaret etti. Ocak ayında hane halkı ortalama gelirinin %16'sı civarını çok lazım olan vazgeçemeyeceği harcamalara, %6'sını ise bir miktar daha isteğe bağlı harcamalara ayırmıştı. Son turda bakıldığında ise harcamalar %13 civarına geldi. Çok gerekliler konusunda. Çok gerekli olmayan harcamalarsa %8'i oluşturdu. Önümüzdeki süreçte pandeminin ekonomi üzerinde ne kadar etkili olacağı belirsiz. Bu etkinin ne kadar uzun süreceği de belirsiz. O nedenle enflasyonla ilgili beklentiler de belirsiz. Bu yüzden de tasarrufa halk yöneldi şeklinde bir değerlendirme de var. Pandemiyle ilgili rakamlar, aşılamayla ilgili rakamlar Amerika'da yakından takip edilirken yine orada vergi idaresine baktığımızda şimdiye kadar 156 milyon canlandırma çeki gitti. Toplam değer 372 milyar dolar seviyesinde. Bu da 1.9 trilyon dolarlık Amerikan kurtarma programının bir parçası olarak görülüyor diye hatırlatılmış. Yine New York Fed'in Mart araştırmasında 3. çeki aldıklarını %32 oranında ifade edenler söz konusu oldu. Buradaki ödeme ortalaması da 3.162 dolara böylece ulaştı diyorlar haberin detayında. Ve piyasalara baktığımızda enflasyondan çok enfeksiyon endişesinin ortaya çıktığını görmekteyiz. Bunun elbette IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın yaptığı açıklamada da yeri vardı. Aşı politikası ekonomi politikasıdır dedi. Uluslararası Para Fonu IMF Başkanı Kristalina Georgieva, aşı politikasının ekonomik bir politika olduğunu belirterek yeni tip koronavirüs salgınının sona erdirilmesinde sağlanan hızlı ilerlemenin küresel ekonomiye 2025'e kadar yaklaşık 9 trilyon dolarlık katkı sağlayabileceğini ifade etti. Tünelin sonunda ışığın göründüğüne işaret eden Georgieva, krizin karanlık bir gölge oluşturmaya devam ettiğini söyledi. Georgieva, ekonomik varlıkların tehlikeli bir şekilde ayrıştığını, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin gibi ekonomiler öne çıkarken daha yoksul ülkelerin hızlı toparlanmanın gerisinde kaldığını aktardı.
son derece yüksek bir belirsizlikle karşı karşıya olunduğuna dikkat çeken Georgieva, iş kayıpları, eğitim kayıpları, aşırı yoksulluk ve açlıktan kaynaklanan daha fazla ekonomik zarar riski olduğunu anlattı. Georgieva, IMF'nin küresel politika gündeminin 3 önceliği olduğuna değinerek, bunlardan ilkinin adil aşılama olduğunun altını çizdi. Georgieva, toparlanmaya ilişkin önceliklerden de bahsederek, mali önlemlerin ve uygun mali koşulların sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi. Düşük gelirli ülkelerin gelecek 5 yıl içinde yaklaşık 450 milyar dolarlık kaynağa ihtiyaç olacağını kaydeden Georgieva, bu ülkelerin daha fazla yurt içi gelir seferberliğine ve daha fazla imtiyazlı dış finansmanla borçlarıyla başa çıkmaları için daha fazla yardıma ihtiyaçları olduğunu aktardı. Ve gazetelerde öne çıkan başlıklarla devam edelim. Habertürk.com'da bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 741 milyar oldu şeklinde haber var. Detaylar şöyle. Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 23 milyar 881 milyon lira artarak 3 trilyon 741 milyar 119 milyon liraya yükseldi. Tüketici kredileri tutarı 2 Nisan'da biten haftada 1 milyar 728 milyon lira artarak 691 milyar 754 milyon liraya yükseldi. Dünya Gazetesi'nin bugünkü manşetinde vergi %25'te kaldı, beyan dönemi değişti diyorlar. Kurumlar vergisinde %25'lik oran korundu ancak dönem geçici vergisi 1 Temmuz'dan itibaren verilecek beyannamelerde başlayacak. Gerek yoktu ama kutucuğuyla karşılaşıyoruz haberde. Komisyon görüşmelerinde bilgi veren Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayraktar tarih değişikliğine gerek olmadığını ancak Anayasa Mahkemesi'nin vergilendirme dönemlerinden sonra yapılan düzenlemeleri iptal ettiği için tarihin değiştirildiğini söyledi. TİSK ve TÜRMOB temsilcileri ise düzenlemenin geri çekilmesini istedi. Ve buradan Hürriyet'in ekonomi sayfasına uzanalım. 282 bin çalışana 1500 TL destek haberi var. Yiyecek içecek alanında faaliyet gösteren çalışanlar için Nisan-Mayıs aylarında geçerli olacak 1500 liralık destek Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Yeme içme sektöründe çalışan 537 bin kişi olduğunu belirten Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, 282 bin çalışanın 1500 liralık destekten yararlanmasını beklediklerini söyledi. Sabahın ekonomi sayfasında bugün borsaya hücum haberiyle karşılaşıyoruz. Türk lirası varlıklarına ilgi gösteren yatırımcı borsaya koştu. Son iki haftadaki halka arzlarda 2.6 milyon kişi hisse senedi aldı. 1,6 milyarlık satışa 39 milyar TL talep geldi. Yatırımcı sayısı zirveye çıktı. Ve Milliyet gazetesiyle tura nokta koyalım. Amerika Türkiye'den dijital vergi misillemesi diyor. Amerika'dan Türkiye'ye 160 milyon dolar ek yük başlığıyla karşılaşıyoruz. Türkiye'nin internet reklamları, oyun satışı, sosyal medya kazançlarından tahsil ettiği dijital hizmet vergisine karşı Amerika'dan misilleme ufukta belirdi. Bir Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu her cuma sabahı olduğu gibi bizimle beraber. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza diyelim. Sabahın haber akışına baktığımız zaman tabii pek çok başlık öne çıkıyor ama haftanın bizim için en önemli başlıklarından bir tanesi enflasyon verisi oldu. Öncelikle isterseniz onu ele alalım. PPK'da yeni de bir üyeyle 15 Nisan tarihine geri sayarken neler beklersiniz? Valla enflasyon rakamlarının detayına baktığımızda aslında belirsizliğin bir miktar arttığını görüyoruz. Neye dayanarak bunu söylüyorum? ÜFE ve TÜFE arasındaki fark gittikçe açılıyor. Bu yaşadığımız enflasyonun önemli oranda bir maliyet enflasyonu olduğuna işaret ediyor aslında. Türkiye'de bizim bildiğimiz enflasyonun temel birkaç nedeni var. Hep konuştuğumuz kurlardaki artış bir numara. Gıda fiyatları, yönetilen, yönlendirilen fiyatların getirdiği baskılar gibi. Ama bu sene bir iki tane de dışarıdan gelen ithal enflasyon baskısı var. Bir tanesi emtia fiyatlarından kaynaklanıyor. Bir diğeri de tedarik zincirlerinin aksamasından kaynaklı ekstra maliyetlerin ortaya çıkması. Hepsini bir araya koyduğumuzda aslında enflasyonda çekirdek enflasyon, bu özel kapsamlı endekslerde baktığımız C endeksi de ÜFE'de enflasyonun yönün yukarı olduğuna işaret ediyor. Benim görebildiğim kadarıyla yani önümüzdeki iki ayda 17,5-19 arasında bir yerlerde enflasyon seyredecek ama daha ötesi var mı? Onun cevabını da tam vermekte zorlandığımız bir noktadayız. Dolayısıyla aslında bu zirve noktaları Merkez Bankası'nın şu anda olduğu faiz noktasına yakın olduğu için
önümüzdeki 1-2 ay Merkez Bankası'nın para politikası burada vereceği karar da önemli olacak görünüyor. Dolayısıyla bir de şu var, hizmet sektörlerinde yani bir unsur da o, ekonominin böyle açılmasıyla orada bir hareketlenme gördük. Şimdi tekrar kapanmalar falan gelecek ve bu arada maliyet baskıları devam ediyor. Dolayısıyla bir risk de yaz aylarında yine hizmet sektörlerinden gelecek bir baskı olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak yine belki konuşuruz yayın içinde ama Türkiye'de en önemli nedeni olan döviz kurlarından gelen baskı TÜFE'ye henüz tam yansımamış durumda. ÜFE'ye bile tam yansımadı. Çünkü Mart ayının son haftasına hareket kısmen o 4 civarında gördüğümüz ÜFE'de var. Bütün bunları toplayınca enflasyonla ilgili resim çok pozitif değil. Yukarı tarafı da çok netleşmiş durumda değil. 1-2 ay sanıyorum piyasa önümüzdeki gidişatı anlamaya çalışacak. Hem politika, para politikası önemli olacak, hem pandemi hem de global gelişmeler. Yani Türkiye'nin enflasyonu nerelerde dengelenecek sorusunun cevabı için. Şimdi bugün zaten Merkez Bankası'nın açıklayacağı beklenti anketini de saat 10'da takip edeceğiz. En son %10,47'lik bir enflasyon beklentisi vardı. Nisan ayında bakalım nasıl bir yönde revizyon geldi. Merkez Bankası Başkan Değişikliği sonrası orayı tabii takip edeceğiz. Bu hafta içinde yine makroekonomik tahminler tarafında farklı kurumları takip ettik. Örneğin IMF bunlardan bir tanesiydi. Onlar %13,6'lık bu yıl sonu için enflasyon beklentilerini revize etmedi. Para politikası tarafında JP Morgan gibi kurumlar yılın ikinci yarısı için 400 bas puan faiz indirimi bekliyorduk ama şimdi 300 bas puan faiz indirimi bekliyoruz diyorlar. Yine bu hafta görüştüğümüz bazı konuklar bunun öncesinde bir 100 bas puan kadar faiz artırımının gelebileceği yönünde bir beklenti de ortaya koydular. Ne dersiniz hocam? Faizle ilgili kafa bayağı karışmış gözüküyor piyasada. Faiz indirimi öncesi artırımı görme ihtimalimiz var mıdır? Bence var. İhtimaller dahilinde düşünmemiz lazım. Çünkü buna ihtiyaç doğurabilecek bir ortam olabilir. Şimdi yani aslında biraz önce bahsettiğimiz gibi enflasyon bu 17,5-19. Yani şu anda Türkiye'de evet her zaman beklenen enflasyona normalde bakarak reel faizi hesaplarız ama yüksek enflasyonlu ve volatil enflasyonlu bir ülke olmamız nedeniyle bu hissedilen, gerçekleşen enflasyon tartışması nedeniyle de biraz gerçekleşen enflasyon ve üzerinde bir faiz beklentisi reel faiz anlamında oluşmuş durumda. O açıdan o kritik bölgede dolaşması bir yukarı yönlü baskı yapabilir anlamına geliyor. İkincisi de aslında bence temelde global risklerden kaynaklanıyor. Özellikle Amerikan ekonomisinin oldukça iyi gitme ihtimali, ekonominin ısınma ihtimali Mayıs-Haziran gibi enflasyonist beklentileri arttırabilir. Yani Amerika'da Mayıs-Haziran gibi gelecek ekonomik göstergeler Amerika'daki talep yönlü enflasyon beklentilerini yukarı taşıma riski barındırıyor. Bu da şu anda bir miktar sakinleştiğini gördüğümüz Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinin tekrar yukarı hareketlenmesi ve bunun da bize bir stres yaratma ihtimali var. Bu strese karşı koyabilmek için yine buradaki kur baskısı açısından bir faiz arttırma ihtimali doğabilir. Yani bizim Mayıs ve Haziran ayları aslında global piyasaların bence hareketlenme ihtimali, bir correction, bir düzeltme yapma ihtimali olan dönemler. Daha önce de sanıyorum birkaç hafta önce de konuştuk her zaman finans piyasaları için işte Mayıs'ta sat tatile git gibi bir motto vardır ortalamada. Bu sene bunun olma ihtimali biraz daha fazla. Her sene olmuyor bu ama bunu şuna dayanarak söylüyorum. Tekrarlamak gerekirse Amerika'da verilen çeklerin, yapılan desteklerin, işte aşılamanın sonucu Mayıs ve Haziran gibi şu anda yavaş yavaş Amerikalıların harcamaya, tüketim eğilimini arttırmaya başladığı dönem verileri Mayıs ve Haziran'da gelmeye başlayınca bu enflasyon kaygıları şu anda düşündüğümüzden daha fazla olarak piyasadaki dalgalanmayı arttırabilir. Yine Fed ne yapacak? Fed toplantısını bekleyelim. Tartışmaları düzeltmeler getirebilir. O açıdan toparlamak gerekirse bizde de hem enflasyonun geleceği seviyeler hem olası dış volatilite baskıları bir arttırım ihtimalini gündeme getirebilir bence de.
Şimdi hocam, o zaman döviz tevdiat hesaplarına ne olur onu da konuşalım isterseniz. Dün taze rakamlar geldi arkadaşlarda, grafikler de var. Tüzel kişiler tarafında 1 milyar dolar, gerçek kişiler tarafında 1.4 milyar dolarlık döviz tevdiat hesabı azalışı söz konusu oldu. Geldiğimiz nokta 221.2 milyar dolar seviyesinde. TL cinsi mevduatta da stopaj avantajının 2 ay daha uzatıldığı bir süreçteyiz. Döviz tevdiat hesapları tarafında bundan sonra hocam bu ortaya çıkan belirsiz beklentilerle diyelim nasıl bir gidiş inşaat görürüz dersiniz? Vallahi orayı biraz yakından izlemek lazım. Bu 6 Kasım geçen sene öncesi hızlanan ve görece şu anda kurun, döviz kurlarının bulunduğu bölgelerden döviz alanların özellikle bu satışta payının büyük olduğu anlaşılıyor gibi. Çünkü orada bir zarar da oluşmuştu. Ve bu çıkışta bir miktar yine kripto paralara, belki bir miktar borsaya gitmek üzere hazırlık yapıyor. Bir miktar da mevduata gidiyor olabilir ama Türk lirası mevduatların seyrine baktığımızda hani dövizden çıkışın doğrudan oraya çok yoğun bir şekilde yönelmediğini de görüyoruz. Dolayısıyla burada da bir belirsizlik var. Hani geçen haftaya göre bir azalma var ama önemli bir düşüş oldu. Gerçekten hem içeride oluşan faizlerin hem alternatif işte beklentilerin ve mevcut kur seviyesinin yerleşikleri bir miktar hareketlenmesi önemli bir gösterge şu süreçte. Biraz daha devam edebilir. Yani Türkiye'de hisse senedi piyasasına olan yoğun ilgi ve bu halka arzların biraz artacağı döneme denk gelmemizde bir miktar buradan bir fon kayışını da getirebilir. Kripto paralara ilgi hala önemli oranda devam ediyor. Bu taraf yine bir alan olarak önümüze çıkabilir. Ama hem hisse senedi hem kripto para piyasaları dediğimiz gibi çok volatil olmaya da aday olduğu için hani genel bir trend oluşuyor demek pek mümkün değil. Biraz konjonktürel bir hareketin içindeyiz gibi görünüyor. Hep konuştuğumuz gibi dedolarizasyon, yani bu dövizde yerleşiklerin dövizi satması için enflasyonda çok net ve bariz düşüşün gözlenmesi gerekiyor kanaatindeyim. Henüz o noktada değiliz. Şimdi enflasyonla ilgili beklentiler konusunda kalıcı bir şekilde enflasyon düşmeden taşlar yerine oturmaz diyor Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Necip Çakır. Ekrana getiriyoruz. Bu kadar kısa sürede yani işte topluma da güven sağlamayı becerebilmiş bir ekonomi yönetiminin değiştirilmesi bir takım dalgalanmaları yol açacaktı zaten. Yani bu beklenmeyen bir şey değil. Aynen de öyle oldu. 7'nin altına kadar inmiş olan kur işte 8-15 lira 20 lira kadar yükseldi. Şimdi o seviyelerde biraz dengelenmiş gibi gözüküyor. Ama tabii aradaki fark çok yüksek ve bu işte fark bizim en temel sorunumuz olan, en temel sorunumuz ki faiz değil kesinlikle, en temel sorunumuz olan enflasyonu daha da artıracak bir gelişme. Zaten işte şeye baktığımız zaman, üfeye baktığımız zaman 31,5 civarında bir üfe var. Çekirdek enflasyona baktığımız zaman 20'nin üzerinde seyrediyor. Bununla beraber önümüzdeki aylarda bu geçişkenlik etkisiyle de beraber, yani kurun yükselmesiyle beraber enflasyonu bir artış beklemek son derece olası. İşte herkesin de tahmini zaten. Mayıs'ta 18 hatta belki üzerinde bile büyük bir enflasyonun gerçekleşebileceği. Dolayısıyla böyle bir ortamda yani arzulanan faiz indirimini gerçekleştirmenin imkanı yok. Çünkü yani eğer enflasyonu düşürmeden faizleri indirmeye kalkarsak daha önce yaşadığımız gibi bu daha yüksek bir enflasyon olarak bize geri dönecek ve işte faizleri çok daha yüksek düzeyde çıkartmak zorunda kalacağız. O yüzden yani şu anda var olan politikada biraz daha sabırla beklemek ve ısrar etmek gerekiyor ki taşlar bir miktar yerine otursun. Şimdi tabii enflasyonda kontrol edebildiğimiz ve edemediğimiz faktörler var. FAO'nun da gıda endeksi açıklandı hocam. Orada yine 10 aydır gıda fiyatlarında küresel çapta bir yükseliş var. Ama bizde bu hafta görmüş olduğumuz fiyat gelişmeleri gıda fiyatlarının bir miktar enflasyon lehine bu defa işlediğine işaret etti. Bu da epeydir aslında görmediğimiz bir durum. Nasıl yorumlamak gerekir? Tabii çok volatil olunca ve yüksek seyredince aylık bazda böyle hızlı çıkış ve inişler olabiliyor. O yüzden yine biraz bu yüksek seyrin ve volatilitenin bir yansıması olduğunu düşünüyorum. Ama tabii bir miktar yani hızlı artışların olduğu dönemlerin arkasından bir miktar sakinleşme gelebilir. Bir de son dönemde Türkiye'deki yağışlar hani birkaç ay öncesine göre kuraklıkla ilgili kaygıların belki belli bölgelerde azalması da
pozitif bakabileceğimiz bir durum. Hani bu anlamda arzın özellikle yaş meyve sebzede artacak, artma ihtimalinin doğması bu anlamda bir pozitif etki yaratabilir. O açıdan ama tabii dışarıdan gelen bu ortalama baskı bizde de hissedilmeye aday önümüzdeki dönemde. Özellikle şimdi Ramazan ayına girerken yine bu ay geçen aya göre bir yükseliş görme ihtimalimiz var. Nisan ve Mayıs bence yüksek gelecek bayram, Ramazan etkisiyle ama bu mevsimlerin yani şu andaki yağışlar, en azından iklimsel koşullar Haziran'dan itibaren bu yaz meyve sebzelerindeki inişi belki bu hani geneldeki yukarı doğru giden trendte bir miktar yine bu ay olduğu gibi hani lehte genel manşet enflasyon rakamlarının lehine Haziran ve Temmuz'da çevirebilir diye düşünüyorum. Şimdi hocam yine bu hafta tartıştığımız konulardan bir tanesi de tabii ki bankalar. Çünkü bankalarla ilgili bu hafta pek çok rapor aldık. Bu hafta içinde çokça aktarmaya çalıştık biz de izleyicilerimize. Hisse senetleri tarafında BGC Partners'dan yine bankalar özelinde hem Fitch'ten hem de Credit Suisse'ten değerlendirmeler gördük. Credit Suisse tarafında hedef fiyatlarda değişiklikler var. Fitch diyor ki Merkez Bankası değişikliğiyle refinansman riski yükseldi. Önümüzdeki süreçte döviz cinsi dış borçlanmalar tarafında pek bir artış beklememek lazım 2021'in önümüzdeki öngörülebilir geleceği açısından konuşulduğu zaman. Ne dersiniz diye sormak istiyorum hocam. Mevcut beklentilerle acaba bankacılık sektörü açısından ne zaman bir toparlanış diyelim beklentilerde söz konusu olacak? Vallahi yine sanıyorum yılın ikinci yarısı ve son çeyreğine kadar biraz beklemek gerekiyor. Burada borçlanma maliyetleri yani faizlerde yukarı yönlü baskının olduğu ortamlar bankacılık sektörü için çok pozitif değildir. O anlamda en azından yılın ilk yarısı böyle. Yılın son çeyreğinden itibaren şartlar uygun olursa bir faizlerde gerileme ihtimali bankacılık için bir artı olur. Bir de arada bankacılık sektörü için bu hani önümüzdeki dönemde sorunlu krediler, takibe düşen krediler, hani bunlarla ilgili bu reform paketinde de vardı bir yapılandırma süreçleri bekleniyor. Bu süreçler atlatıldıktan sonra yani burada tablo daha net ortaya çıktıktan sonra bankacılık sektörünün aktif pasif yapısı yani buradaki varlık kalitesi daha net değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Fiyatlama da ona göre yılın ikinci yarısı ama özellikle son çeyreğinde bir miktar daha pozitife dönebilir. Hani içinde bulunduğumuz dönem bu anlamda yani aktif tarafındaki kalemler açısından bir miktar o fiyatlamayı olumsuz etkileyen stresin devam ettiği bir ortama işaret ediyor görünüyor. Şimdi tabii burada hem yerlinin hem yabancının iknası farklı süreçler işliyor. Özellikle borsa tarafında mesela yerli ve yabancı tamamen farklı senaryolarda çalışıyorlar. Ama acaba kurumlar vergisinde %25 bu senaryoları değiştirebilir mi? Onu da konuşalım isterseniz hocam. Küresel çapta kurumlar vergisinin çok konuşulduğu bir hafta. Amerikan Hazine Bakanı Yellen küresel bir asgari belirleyelim diyor. Diğer tarafta Biden'ın planında altyapı programının finansmanı için kurumlar vergisinin Trump zamanındakine kıyasla bir miktar artırılması söz konusu olacak. Trump öncesi %35'lerdeki oran %21'lere gelmişti. Biden'ın planında %28'den bahsediliyor. Hem bizdeki %25'i hem de küresel çapta kurumlar vergisinde bir asgari oran arayışını değerlendirelim mi hocam? Ne etkisi olabilir ekonomi üzerinde? Doğru. Yani bu zaten beklenen bir durumdu. Bütün dünyada hani bu anlamda maliye politikalarının geldiği noktada bunu telafi etmeye yönelik Covid sonrası dönemde vergiler tarafında bu adım bekleniyordu. Ama şu önemli bence, şimdi Amerika özellikle burada önde gidiyor. Ama Amerikan ekonomisi şu anda 1-2 aya kadar aşılama sürecini tamamlamak ve ekonomide belki tarihi bir büyüme yaşamak yolunda giden bir ülke. Dolayısıyla pandemi sonrası döneme ilk geçmeye aday en büyük ekonomi. Ve en büyük bütçe açığını veren ülkelerden birisi. Orada başlayan bu hareket daha anlaşılır görünüyor. Ve çok önceden de bunun sinyalleri verilmişti. Biden yönetimi zaten bunu yapacağını söylemişti ve bu şekilde de iktidara geldi. Fakat dünyanın kalanında şu anda aynı tablo yok. Yani uzun süredir görülen bir resim, bir süredir daha doğrusu. Amerika bir yana, dünya bir yana gidiyor. O dünyanın bir yana dediğimizde Çin,
Güney Kore, Japonya, yani Asya'yı biraz dışarıda tutarak söylüyorum. Çünkü onlar zaten başka bir kulvarda COVID'in ilk 2-3 ayından sonra gitmeye başladı. Ama Batı dünyası, işte Orta Doğu, Latin Amerika, Avrupa anlamında Amerika ve dünya biraz başka taraflara doğru gidiyor. Amerika'da bunun sıcak bir gündem olması anlaşılır. Fakat aynı zamanda tabii burada genel dengeleri bozmamak için bunu küresel çapta da bir harekete döndürmek istiyorlar. Bizde de yansımaları var. Ama öncelikle yani algının toplumda da Amerika'daki gibi olması lazım. Yani 1-2 aya kadar biz bu işten kurtuluyoruz noktasına gelmek. Yani gerek aşılama, gerek büyüme anlamında. O açıdan biraz bir direnç oluşacaktır. Uygulama aşaması zaman alacaktır dünyada. Bize de bakacak olursak zaten en azından şu anda değil de önümüzdeki döneme ötelenmesi doğru. Ama bizim açımızdan da öncelikle biraz önümüzdeki döneme ilişkin belirsizliklerin azalması gerekiyor. Yani geçmişte Amerika ve birçok ülke maliye politikasını hem vergi avantajı hem doğrudan destek anlamında çok daha büyük bütçede yerler açtı. Biz o konuda ortalamada daha düşük seviyelerde kaldık. Dolayısıyla şu anda firmaların mevcutta zaten gelir elde etmekte, tüm firmaları kastetmiyorum, imalat sanayi dışında ki genel kurumlar olarak söylemek gerekirse, zorlandığı bir ortamda zaten hani fiilen bu tahsilat çok kolay olmayabilir. O açıdan önümüzdeki dönem için evet, ama uygulama zamanlaması belki yine öteleme gerektirir mi gerektirmez mi bilmiyorum. Öncelikle bizim pandemiyi geride bıraktığımıza dair ve şu andaki makro istikrarsızlığı geride bıraktığımıza dair bir resim gerekiyor. İşletmelerin gelir gider hesabını net yapabildiği, buna göre de planlamasını yaptığı, böyle bir vergiyi vereceği o duruma geçmek. Yani 25 olabilir, evet, bu böyle bir dönemde çok zor ama gelecek dönemde uygulanabilir. Zamanlaması tartışılabilir diye düşünüyorum hala şu anda. Ama bütün dünyayı aynı şeyde değerlendirmemek lazım. Her yerde artacak olmasına rağmen dünya şu anda farklılaşmış bir modda ilerliyor. Biz de o anlamda biraz beklememiz gereken bir durumdayız diye düşünüyorum. Şimdi hocam az önce siz de Fed'den bahsettiniz, Fed'le ilgili beklentilerden bahsettiniz. Şimdi küresel çapta baktığımızda merkez bankaları tabii ki pandemiyle mücadelede pek çok adım ortaya koydular. Avrupa Merkez Bankası'ndan bu hafta mesela gelen açıklamalar diyor ki 3. 4. çeyrek itibariyle yavaş yavaş PEP varlık alım programını, pandemiyle mücadele tahvil alım programını devreden çıkartabiliriz diyor. Dün işte mesela Lagarde'ın da açıklamalarını gördük. O da tünelin sonundaki ışık Euro bölgesi için göründü şeklinde bir açıklama verdi. Tabii PMI verilerinin rekor kırması burada önemli. Benzer bir tablo aslında veriler açısından Amerika'da da var. Orada da piyasa Fed'den gelen sakin olalım açıklamalarına rağmen acaba daha erken bir faiz artırımı, daha erken bir bilanço küçültümü gelir mi diye tahvil faizlerini son dönemde yükseltti. Dün Powell'dan gelen açıklama aylarca düzgün veriler görelim ki politika değişimini konuşalım şeklinde. Yine Bullard diyor ki pandemi bitmeden politika değişimini konuşmak için çok erken olur. Ama New York Fed'in araştırması var. Canlandırma çeklerini bile Amerikalılar değerlendirirken tasarrufa gidiyorlar. Şimdi bu ortamda nasıl bir Fed beklentisi içinde olalım? Hem beklenti yönetimi nasıl gerçekleşecek, hem de ne zaman Fed bir aksiyona geçebilir sizce? Aslında hani Avrupa ve Amerika karşılaştırmasıyla başlayacak olursak çok şaşırtıcı gibi gelmiyor. Hep bildiğimiz gibi Amerika işsizlikten daha çok korkar. İlk refleksi politika oluştururken işsizlik konusunu çözmek üzerinedir. Avrupa ise daha çok enflasyon korkusu olan ve ilk refleksi bu enflasyona karşı bir önlem alma şeklindedir. O yüzden mesela Avrupa Merkez Bankası'nın bu anlamda tahvil alımını, hani ekonominin artık ısınmaya başlayacağı, ki Amerika'ya göre bunun sinyalleri daha az Avrupa'da, ama öyle görünüyor. Doğru bir tahmin bence de. Yılın ikinci yarısı ve son çeyreğinde Avrupa'da da önemli bir toparlanma gelme ihtimali yüksek. Bunun bir enflasyonist baskı yaratma ihtimaline karşı da bu açıklamalar geliyor kanaatindeyim. Yani Avrupa'nın hep enflasyon korkusu ve önceliği bu noktaya getiriyor. Amerika'da ise işsizlikle ilgili kaygı. Dolayısıyla bence bu devam edecek. Yani Fed önümüzdeki dönemdeki toplantılarında da çok bu konuda taviz vermek istemeyecek. Yani özellikle
kurul üyelerinin farklı açıklamaları olsa bile Powell ve Yellen, yani Amerika Hazine Merkez Bankası birlikteliği uzunca bir süre, yani bu yılın da uzunca bir kısmında bence devam edecek. Ta ki işsizlik, yani şu pandemi döneminde kaybolan 22 milyon işsiz tekrar yerine dönene kadar. Tabii onun bayağı bir kısmı dönmeye başladı. Ama yine bir 6-7 milyon, 7-8 milyon dönmesi gereken bir nüfus var. Bunun üzerinde ısrarla durmaya devam edecekler. Ve bu işini kaybedenler daha çok düşük gelirli kesim. Gelir dağılımı konusunda da çok hassas olduğu için yeni Amerikan yönetimi, bu anlamda da özellikle buradaki kaybı gidermeye yönelik, hatta biraz bunun ücretlere baskı yapmasına da isteyen bir tarzda gitmek istedikleri için Fed'in, Powell'ın geçen yılki bir iki konuşmasını hatırlarsak, aslında yani sadece enflasyon değil, biz işsizliği de düşünüyoruz. Öyle düşünüyoruz ki yani işsizlik ne kadar düşecek? Ücretlere baskı yapana kadar. Bunu açık açık demese bile aslında dolaylı yoldan söylemiş bir Fed var, Powell var. Ben o nedenle bu politikadan çok kolay vazgeçeceklerini zannetmiyorum. Ama şartlar çok muhtemelen kendi düşündüklerinden daha önce, Fed açısından söylüyorum, daha önce bir faiz arttırımı sürecini getirecek. Şu anda şeyi, hani tapering denilen bu parasal genişlemeyi, bunun sonlanması ya da piyasa faizlerine yansımasını biraz piyasaya ihale ettiler. Bono tahvil piyasası o tapering dediğimiz hareketi, fiyatlamasını yaptırıyor. Belki bu sıkıntıdan da Fed kendi anlamında kurtuldu. Fakat 1,5 yıl önce hatırlayalım, Fed böyle bir anda faiz arttırımına giderken indirimine de hızla 1-2 ay içinde geçebilmişti. Yani bu refleksi yüksek olan bir banka ve Powell var karşımızda. Bence bu yılın Aralık ayında da örneğin benzer bir refleksi görebiliriz. Gerçekten işsizlik o noktaya gelirse bence yıl sonu, gelecek yıl başına doğru Fed'in 2022'de Fed'in de kabul ettiği, biz 2022'de faiz artma bir ihtimal başlayabiliriz noktasına gelecek çok büyük bir ihtimalle, ama bu söylem uzunca bir süre devam edecek, arttırmama veya enflasyon değil de işsizlik vurgusu devam edecek kanaatindeyim. Şimdi orada tabii hocam size söylediğiniz aslında tabii ilginç bir durum var. Normalde mesela Fed ile piyasa arasında ayrışma görürüz. Bu sefer piyasa ile hane halkı arasında da bir ayrışma var. Hane halkı belirsizlik çok uzun sürebilir diye korktuğu için tasarrufa yönelirken piyasa diyor ki veriler çok güzel geliyor. Ya Fed söylediğinden daha erken aksiyona geçmek zorunda kalırsa. Şimdi bu ortamda bu sabah mesela biz Çin'den enflasyon verilerini gördük. Üretici fiyat endeksi Çin'de %4,4 arttı. Temmuz 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Üzerine ham madde fiyatları tabii yükseliş var. Çin'den acaba dünyaya yayılan bir enflasyon riski olur mu? Bununla ilgili de bu sabah yine piyasalar nezdinde sorgulamalar olduğunu takip ediyoruz. Yine çekler tarafında Amerikalı tasarrufa yönelirken JP Morgan CEO'su Jamie Dimon diyor ki bu piyasadaki büyüme beklentileri 2023 senesine kadar devredebilir. Çünkü anca o çeklerden gelen tasarruf ekonomiyi canlandıracak. Belki anca o zaman hane halkı ikna olup cebindeki parayı harcayacak. Şimdi ortam buyken tabii Fed'de çift hedef olduğunu biliyor. Hem enflasyon hem de istihdama ilişkin orada bir hedef var. Koç Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Kamil Yılmaz yayınımıza konuk olduğunda bizde Merkez Bankası'nda çift hedef olsa ne olur, onunla ilgili yorum verdi. Ekrana getirelim, üzerine tartışacağız. Merkez Bankası'nda siz dual mandate, yani iki çift hedef verdiğiniz zaman hem büyüme hem enflasyon hedefi, bunlar birbiriyle çelişiyor. Yani çeliştiği zamanlar olabilir. Öyle durumdaysa öncelik hangisinde olacak? Bunun çok net belli olması lazım. Ya bizim Merkez Bankamızda ne diyor? Merkez Bankası'nın önceliği fiyat istikrarıdır. Çok güzel. Ama fiyat istikrarıyla çelişmeyecek şekilde büyüme de gözetilir diyor. Ama öncelik fiyat istikrarı. O öncelik tanındıktan sonra ikinci olması hala büyümenin bence önemli. Neden? Özellikle yükselen pazar ekonomileri gelişmekte olan ülkelerde dediğim gibi enflasyon hala bir sorun, ama Amerika, Avrupa, Japonya bu gibi ülkelerde büyümenin, özellikle 2008 krizinden bu yana büyüme, ekonomiyi büyütmekte, istihdam yaratmakta zorlanan ekonomilerde, ki enflasyonun sıfırlara yakın gittiği, deflasyon korkusunun olduğu ülkelerde bu konu tartışılabilir.
Ama ben Japonya'da mesela gündeme geleceğini düşünüyorum. Merkez Bankası bağımsızlığı ne olacak tartışmasının doğrudan gündeme geleceğini düşünüyorum. 2019'da benzer bir tartışma Güney Afrika'da oldu. Yani o kadar hızlı bir geçiş olacağını sanmıyorum. Ve buradaki bir numaralı öncelik, yani bakacağımız nokta, kurumların bağımsızlığı ve bu bağımsızlık her türlü koşulda korunabiliyor mu? Öncelik her zaman enflasyondadır. Sonra istihdam gelir. Onu da biliyoruz en azından. Hocam, hem Kamil Hoca'nın yorumunu ekrana getirdik. Bu yoruma ilişkin sizin nasıl bir tahmininiz var, nasıl bir yorumunuz var, onu merak ediyorum. Diğer yandan da hoca dedi ki önce enflasyon, sonra da istihdam gelir bizim için. O taraftaki beklentilerinizi de merak ediyorum. Çünkü kısa çalışma ödeneği biliyorsunuz uzamadı. Özellikle turizm sektörü diyor ki sezon açılışlarını ertelemek durumunda kalabiliriz. Nasıl bir işsizlik beklentisi içinde olmalıyız önümüzdeki aylarda? Onu da tartışalım isterseniz yeri gelmişken. Tabii. Yani Kamil Hoca'nın görüşlerine yani çok büyük oranda katılıyorum kesinlikle. Yani Türkiye açısından bakacak olursak yani bizim gerçekten makro istikrarsızlığımızın ve sürdürülebilir büyüme önündeki en büyük engelimizin enflasyon olduğu düşüncesindeyim. O yüzden bu öncelik kaybedilmemeli. Bu aslında temelde o işsizlik sorununu çözmek için. Çünkü biz sürdürülebilir büyümeyle ancak işsizlik sorunu çözmekte önemli bir mesafe kat ederiz. Tabii tek başına bu değil ama o çok önemli bir faktör. Ben hep o açıdan hani sürdürülebilir büyüme patikasında enflasyonla mücadelenin çok öncelikli olması gerektiğini. Çünkü ancak enflasyonla mücadele ederek belirsizlikleri azaltabiliriz, faizi indirebiliriz ve bu yolla büyüme tarafına biraz daha pozitif bakabiliriz diye düşünüyorum. O açıdan bunu geçmişte de gördük, yakın geçmişte de gördük. Yani bu önceliği koruduğumuz zaman istikrar veya piyasanın risk algısı daha pozitif yönde oluyor. Yani risk algısı düşüyor ve daha pozitif bir tepki veriyor. Şimdi Türkiye ekonomisine bakacak olursak, ben de kısa çalışma ödeneğinin erken kaldırıldığı kanaatindeyim. Yani bunun en temel nedeni, bunu ortaya çıkaran neden pandemiydi. Ve biz şu anda pandeminin en üst noktalarındayız. Ve dünyada çok önde olan bir noktalardayız. O açıdan bir şekilde ve önümüzdeki dönemde de muhtemelen olacak. Tekrar daha fazla bir kapanma, bir miktar daha bu önlemlerin artması, mesai saatleri, çalışma süreleri veya uzaktan çalışmanın bir süre daha iyi düzenlenmesi gereken bir dönemdeyiz. Ve bu aslında yine bunu birkaç aylık değil, evet sıkı kapanma belki birkaç hafta bile çok önemli ve büyük oranda yeterli olur ama gerçek anlamda sıkı. Fakat yine bizim uzunca bir süre özen göstermemiz gereken bu istihdam tarafında da destekleri KOBİ'lere, istihdam tarafına önemli oranda devam ettirmemiz gereken bir dönem olduğunu düşünüyorum. O açıdan mesela kısa çalışma ödeneği, yeni destekler böyle geçici değil de en azından bu yılı 6 ay 9 ay bir en azından ilk aşamada dikkate alan bir politika bence çalışanların da stresini, şirketlerin de stresini azaltabilecek bir nitelikte olabilir. Bizim gerçek anlamda İstihdam verilerini görmemiz için pandemi sonrasını beklememiz gerekiyor. Çünkü pandemi koşulları hem işten çıkarma yasaklarının devam etmesi ki doğru burada ya da ücretsiz izin uygulamaları bu tür gelişmeler bittikten sonra biz ana tabloyu görebiliriz ama şu anda hepimizin baktığı geniş tanımlı işsizlik rakamı zaten işte 10 milyon civarında Türkiye'de halen bir iş olursa çalışmaya hazır olan ve iş arayan bir nüfus olduğunu görüyoruz. Bu çok çok yüksek bir oran. Dolayısıyla mevcutta diğer işte ücretsiz izinler falan veya şu anda potansiyel olarak bu kapanmalarla ortaya çıkabilecek işsizliği düşünürsek kısa vadede işsizlikte bir düşüş değil, yukarı yönlü trend görme ihtimalimiz var. Hani gerçek anlamda. Fakat pandemi bu süreçte önemli bir paya sahip oldu. Yani tek değil. Şu pandemiyi ilk evvela atlatmamız ve enflasyonla mücadeleyi de sürdürmemiz arkasından işsizlikle ilgili düşüşü daha fazla gündeme getirecek. O nedenle de bu arada hani işsiz olan, işini kaybeden,
veya geliri azalanlara destek hem çalışanlar hem de özellikle hizmet sektörlerinin bir kısmındaki işletmeler için çok daha hayati. Bu IMF raporunda da var. Her yerde de konuşuluyor. Bütün dünyada çok ciddi bütçe destekleri veriliyor. Bizim de bu konuda tekrar tekrar bakıp, yani daha kalıcı, geçici değil, kalıcı derken yani daha uzun vadeli, 6 ay, 9 ay, belki 1 yıllık bir perspektifle bir pandemiye özel bir bütçede bir süreç belirlememiz çok doğru olur kanaatindeyim. Kısa bir reklam arası verelim hocam, ardından devam edelim. Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Arhan Aslanoğlu ile İlk Söz programı devam ediyor. Borsa kapanışını dün birlikte hatırlayalım, nasıl gerçekleşti. Dün 34 hisse yükselişte, 59 hisse düşüşte, 7 hisse ise yatay performanstaydı. Puan bazlı en büyük katkıları endeks Ereğli Demirçelik, Turkcell, BİM, Vestel ve Migros'tan gördü. Puan bazlı en büyük baskılarda ise Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Ford Otomotiv, Akbank ve Bera Holding ilk 5'i oluşturdu. Yüzdesel dün en çok yükselen hisse Kerevitaş'tı. Arkasında MLP Sağlık, Vestel ile Elektronik, Tat Gıda ve Şok Marketler yer aldı. Yine yüzdesel bazda en çok düşen tarafta ise Jantsa'dan sonra Fenerbahçe geldi. Odaş, Pegasus ve Bera Holding'i burada sayabiliyoruz. İzleyicimiz sormuş, hocam acaba altınla ilgili ne bekleyelim demiş. Tabii altın deyince enflasyon beklentileri çıkıyor hocam. Az önce sizinle de konuştuk. Sizin daha çok yakından takip ettiğiniz grafik bakırın altında olan ilişkisi olduğu için onu da hazırladım bu esnada. Bir taraf büyüme, bir taraf enflasyon tahminlerini fiyatlarken bu taraftan nasıl bir beklenti içinde olursunuz hocam? Onu da sorayım izleyicimiz için size. Teşekkürler. Şimdi altınla ilgili benim uzun, yani altının aslında 2017 sonrası hareketine bakmak gerektiğini düşünüyorum. Altın uzun süredir aslında dünyada riskleri fiyatlıyor. Bu hep konuştuğumuz, şu Davos zirvesinde de daha çok konuştuğumuz Great Reset, büyük sıfırlama dediğimiz, aslında dünyada küresel borçluluğun çok yüksek olması, gelir dağılımı sorunları, iklim meselesi, ticaret savaşı gibi belirsizlik ve risklerin bir o yeniden sıfırlama, bunun nasıl bir sonuç getireceğine dair bir fiyatlama olduğu, benim görebildiğim en büyük nedeni bu. Dolayısıyla bir hareket vardı. Pandemiyle bu çok sert yukarı gitti. Sonra aşılama haberleriyle geri geldi. Şuna gelmek istiyorum. Pandemi başlarken 1500-1600 dolarlarda olan altının ons fiyatı aslında genel bir çıkış trendindeydi. Bu 2000'in üzerine pandemiyle gitti, sonra düştü. Keşke olsa yarın Dünya Sağlık Örgütü pandemi bitti geçmiş olsun diye bir açıklama yapsa, altın belki 1500 dolara tekrar iner. Ama şu anda öyle bir durum yok. Artı diğer risklerin devam ettiği ve bir miktar belki artabileceği de bir ortamdayız. Şunu söylemek istiyorum. Altın genel yönü yukarıya işaret ediyor kanaatindeyim. Fakat pandemi yaz aylarında dünyanın daha büyük kısmında büyümeyi arttıracak, biraz da tabiri caizse böyle havai fişeklerle kutlanacak bir ortam, en azından büyük gelişmiş ülkelerde bir hava yaratacak gibi görünüyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda altının gerileme ihtimali var. Bu nedenle de altının bu aralar çok güçlü yukarı yönlü hareket yapamadığını, bir miktar bu şifreli kripto körünsilerin buradan pay kaptığını düşünüyorum. Ama benim düşüncem, yılın geneli olarak, yılın ikinci yarısı ve gelecek bir buçuk yıllık bir perspektifte altın ons fiyatında çıkışın devam edeceği, hatta hızlanacağı yönünde. Fakat bu pandemi bitti batının büyük ekonomilerinde noktası, altını geriletme potansiyeli taşıdığı için şu anda bence güçlü pozisyonlar alınamıyor kanaatindeyim. Biraz gecikmeli, biraz altında sabırlı olanlar muhtemelen orada bir getiri görebilirler. Ons fiyatı için söylüyorum baktığımız zaman.
Hocam son bir dakikamızda da şunu sormak istiyorum. Rejimiz de diyor ki bütçe grafiğini, nakit dengesi grafiğini kullanmadın. Hemen kullanalım o zaman. O tarafta tabii ki Merkez Bankası karının devriyle beraber nakit dengesinde bir artıya geçiş gördük. Gelecek hafta Perşembe'de bütçe dengesi rakamlarını karşılayacağız. Tabii bir defaya mahsus kalemleri dışarıda bırakan IMF tanımlıya da yakından bakmak gerekir ama bütçe performansı açısından nasıl bir beklenti içinde olmalıyız? Az önce vergileri de biraz konuştuk sizinle gerçi. Valla tabii yılın ilk aylarındaki bütçe rakamları yılın geneli için tam sinyal vermez. Yılın son aylarında resim daha fazla netleşiyor. Vergi toplanan aylar tabloyu değiştirebiliyor ama benim görebildiğim yani Türkiye'de ekonomi yönetimi bütçe konusunda hassas olmaya devam ediyor. Oradaki hedeflere yakın olma istekliliği devam edecek. O açıdan harcamaları daha kontrollü yapmaya çalışan ama işte gelir tarafıyla bu dengeleri sağlamaya çalışan bir politikada izliyoruz. O açıdan şu anda bütçe tarafında hani bütçe açığı artıyor tarzında bir kaygı yaratacak bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ama birazcık genel ana trendi yorumlamak için henüz veriler açısından erken olduğu düşüncesindeyim de. Ama kişisel görüşümü sorarsanız biraz öncekiyle tamamlayıcı olacak şekilde bizim şu anda bütçe açığından daha az korkmamız gereken bir dönemdeyiz. Doğru ve adresine yöneltebilirsek anlamında bu hem zaman içinde gelirimizi arttıracaktır hem de ekonomideki ve genel anlamdaki riskleri azaltacaktır. Bu pandemiye yönelik özel desteklere yer açacak bir bütçe uygulamasına geçebilirsek ve önceliklendirmeyi bu tarafa yönelik yapabilirsek. Piraeus Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu. Hocam çok teşekkür ederiz her hafta olduğu üzere yayınımıza çok değerli katkılarınız için. Ve biz Erhan Hoca ile sohbet ederken ekonominin gündemini ele alırken bakalım Amerika'da vadeli de haftanın son işlem gününde fiyatlamalar nasıl şekillendi? Ekrana getirerek devam ediyoruz. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sunar. Ve Amerika'da vadelere döndüğümüzde dünkü rekor tablosu devam edecek mi? Şimdilik yeşiller ekranımıza geldi. Dow Jones vadeli %0.06, Nasdaq vadeli %0.33 ve S&P 500 vadeli %0.15 alıcılı seyirle işlemlerine devam ediyor. Dün itibariyle S&P 500 tarafında yeni rekor geldi. Dow Jones 57 puan yükseldi. Nasdaq'ta da %1'in üzerinde kazanım vardı. Çip krizinin Apple üzerinde MacBook ve iPad üretimini erteleyeceği haberleri geldi. Fed Başkanı Powell toparlanmadan karışık sinyaller alıyoruz dedi. St. Louis Fed Başkanı Bullard'sa pandemi bitmeden politika değişimini konuşmak erken olur şeklinde bir açıklama yaptı. Bugünün ajandasında Amerika'da üretici fiyat endeksi olduğunu görüyoruz haftanın son işlem gününde. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sundu. Ve dönüyoruz buradan Asya ve Pasifik piyasalarındaki son duruma. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Ve Çin'den gelen enflasyon verisini bu sabah en çok belki de konuştuk. Asya'da diğer taraftan Oxford aşısı ile ilgili pek çok ülke artık daha temkinli bir tavır sergiliyor. Piyasalar üzerinde neler etkili, Japonya neden ayrışıyor konuşacağız. Dubai'de Ersoy Erkazancı takip etti her sabah olduğu üzere. Bu sabah Ersoy telefon attığımızda. Ersoy günaydın. Neler etkiliyor şu anda fiyatlamaları açık olan piyasalarda? Zeynep günaydın. Yine Powell'un konuşması etkili oldu. IMF panelinde yaptığı konuşmada pozitif bir ton söyleyince Amerika yeni rekorlarla kapattı Zeynep. Ama sen de her seferinde soruyorsun bu Asya'ya yansımadı mı diye. Bu sefer yansımadı. Asya'da özellikle Çin'den gelen veriler bir de yine Amerika'nın aldığı bazı kararlar etkili oldu. En önce enflasyonu söyleyeyim. Mart ayı enflasyonu geldi Çin'de. Üfe 4.4, TÜFE'de 0.4. Beklenenden yüksek rakamlar Zeynep. Ama daha önceki dönemlerde beklenenden yüksek rakamla gelince pozitif bir algı yaratıyordu ekonomi toparlıyor diye. Bu sefer ise biraz enflasyon endişesi yarattı. O yüzden de bugün Çin borsası ekside. Sadece bu sebep değil, Amerika'dan 7 tane Çinli şirkete yine kara listeye eklendi. Supercomputer dediğimiz şirketler var bunun içinde.
ne oluyor bu kara listeye eklenince? Amerikalı şirketler bu Çinli şirketlere istediği kadar ihracat yapamıyor. Amerikan Ticaret Bakanlığı'ndan onay alması gerekiyor Zeynep. Bunun da biraz etkili olduğunu düşünüyorum. Bir de yine Amerikan Senatosu'nda Çin'e karşı yeni bir plan hazırlanıyor. Çin'i stratejik rakip olarak kabul ediyor Amerika. Bu yüzden de biraz Çin diğerlerine göre ayrıştı ama Hong Kong'da eksi de, Kospi'de eksi de. Bir tek Nikkei hafif artıda Zeynep, özel bir sebebi yok. Dün Japonya eksiydi, bugün de Japonya artıda. Altının yükselişi biraz dikkatimi çekti, ondan bahsedeyim. Bir de petrol fiyatları bu hafta çok değişmedi. 59.7 ve 63.2 seviyesinde bugün P5 artı bir toplantısının devamı olacak Zeynep. Bunu takip edeceğiz ama Amerikan tarafında biraz yumuşama var deniyor. Yani bazı yaptırımlar kalkabilir. Oradan olumlu sinyaller gelebilir Zeynep. Son olarak da Orta Doğu ile ilgili ilginç bir haberle bitiriyorum. Mısır'da 3000 yıllık kayıp şehir bulundu. Özellikle tarih merakları bence takip etsin. Mısır turizmi açısından da önemli bir gelişme olacaktır bu diyorum. Sözü sana aktarayım Zeynep. Ersar Kazancı'ya çok teşekkür ederiz. Bir sonraki buluşmamız yatırım bülteninde, hatırlatalım. Ve Ersar Kazancı'nın bıraktığı yerden biz de BloombergKT.com'da öne çıkan başlıklarla devam edelim. BloombergKT.com'da bu sabah öne çıkan ilk başlıkta SPK, Aydem Enerji'nin ve Galata Wind Enerji'nin halka arzını onayladı haberiyle karşılaşıyoruz. Buna göre Aydem Enerji Yatırım AŞ'nin pay başına satış fiyatı 8,5 TL ve 9,90 aralığı olarak belirlendi. Galata Wind Enerji AŞ'nin pay başına satış fiyatı ise 5,06 TL olarak belirlendi haberin içerisinde. Ve yurt dışından bir başlıkla devam edelim. BloombergKT.com'da Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ele alındı bu sabah. Euro bölgesinde tünelin sonunda ışık görünüyor dedi Lagarde. Covid-19 salgını ve buna karşı tedbirlerin Euro bölgesinde ekonomik faaliyetleri kısa vadede olumsuz etkilemeye devam edeceğini belirtti. Ekonomik faaliyetlerin salgın tedbirlerinin kaldırılmasıyla toparlanacağını söyledi. Ve dün dış ticaretle ilgili ihracat beklenti endeksi açıklandı. Burada 10 yılın zirvesini gördük. Bu haberin detayıyla beraber ilk söze nokta koyacağız. Yayınımızı sabah raporuna devrediyoruz. Saat 9'da yatırım bülteninde tekrar birlikteyiz. Hoşçakalın. Ticaret Bakanlığı 2021 yılının ikinci çeyreğine ilişkin dış ticaret beklenti anketini açıkladı. İhracat beklentisi endeksi bu dönemde bir önceki çeyreğe göre 17.1 puan yükseldi. İlk çeyrekte 114.9 olan endeks, bu yılın ikinci çeyreğinde 132 seviyesine çıktı. Endeks, geçen yılın aynı dönemine göre de 20.9 puan arttı. Yılın ikinci çeyreğine ilişkin ithalat beklentisi endeksi, ilk çeyreğe kıyasla 1.2 puan azalarak 111.6 seviyesine geriledi. Endeks, geçen yılın yine bu dönemine göre de 13.4 puan arttı. Gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi, ithalat birim fiyatı beklentisi ve şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi sorularına yönelik değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi. Son 3 aya ilişkin ithalat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmelerse azalış yönünde etkiledi.